Blog yazarlığı, yani içerik üretmek başlı başına zaten, ama blog yazarlığı bir insanı böyle İngiliz çakısı haline dönüştürüyor. 15 yıl, 16. yılıma girdim blog yazan biri olarak. Temel düzeyde grafik tasarımcı olmamı da sağladı. Çünkü bloglarım için benim bir görsel de hazırlamam gerekiyordu. Bazı blog yazılarımı seslendirmek istedim. O seslendirme süreci beni bir podcast üreticisine de dönüştürdü. Ve iyi bir seslendirme, iyi bir metin nasıl okunur, onun üzerine de ben biraz temel düzeyde kendimi geliştirmeye başladım. Instagram'ı çok aktif kullanıyorsanız ve bu sizi çok motive ediyorsa, harika fotoğraflar, ilgi çekici fotoğraflar nasıl çekilir? Bunun üzerine de kafa yormaya başlıyorsunuz. YouTube'a merakınız varsa, cep telefonuyla dahi olsa iyi bir video nasıl çekilir? O video nasıl montajlanır? Telefon uygulamasıyla ya da bilgisayarda, ya da o kötü çıkan ses nasıl düzeltilir? Bununla ilgili de kendinizi geliştirmeye başlıyorsunuz. Podcast'te aynı YouTube videoları olduğu gibi blog yazarlığının doğal süreçte hayatıma eklediği şeyler. Sizler de muhtemelen içerik ürettikçe sesli, yazılı ya da video ayağında kendinizi nerede daha üretken ve iyi hissediyorsanız muhtemelen orada olacaksınız. Belki sizinle bir podcast yayınında tekrar karşılaşacağız. Belki bir YouTube videonuzu seyredeceğim ya da blog yazılarınızı okuyacağım. Herkes podcast yapar ama özgün format yapmak önemlidir. Herkes YouTube videosu çeker ama özgün bir format ortaya koyabilmek önemlidir. Özgünlük bizim içerikte ilk aradığımız şeylerden biri arkadaşlar. Siz de bir şey yapacaksanız, ben nasıl özgün ve orijinal bir format geliştirebilirim? Yapılmamışı nasıl deneyebilirim? Lütfen bunun üzerine kafa yorun ve hiç üşenmeyin. Kağıdı kalemi elinize alın ve o formatı A'dan Z'ye, en ince ayrıntısına kadar kağıdın üzerine dökün. Sonra da hayata geçirin. Bunun çok büyük faydasını göreceksiniz gerçekten. İçeriği paylaşımdan ayıran en önemli şeylerden biri karşı tarafa fayda sağlamasıdır. Ama o karşı tarafa bir fayda sağlamıyor ve bilgi vermiyorsa paylaşımdan öteye gitmiyor. Ne yazayım, nereden başlayayım sorusunun cevabı kendinden başlamak aslında. İçerik nedir? İçerik benim. Yani içerik Öznur, içerik Zehra Didem, Irmak, Ali Ahmet. Ben neyi dinliyorum, neyi seyrediyorum, neyi tüketiyorum, ne yaşıyorum gün boyunca? İşte derslere giriyorsunuz, kampüse, okula gidiyorsunuz, arkadaşlarınızla berabersiniz, ailenizle sohbet ediyorsunuz, bakkaldan alışveriş ederken bazı konuşmalara şahit oluyorsunuz. Bunların her birini bir yazı konusu olarak hissettiğiniz şeyler, işte sahil kenarında yürürken, bisiklete binerken, dışarıda martıların sesini duyarken, sizde uyandırdığı bütün duygular sizin aslında yazı konunuz, kendinizsiniz. Bambaşka bir alanda, matematik eğitimi alıyor olabilirim ama ben edebiyata da ilgi duyuyorum ve bununla ilgili de genel kültürümü geliştirmek istiyorum. Yahya Kemal Beyatlı'yı biraz araştırıp ya da Nurullah Ataç'ın hayatıyla ilgili bir şeyler yazmak istiyorum dediğimizde, Google bize sonsuz sayıda veri sunuyor ya da bütün il halk kütüphaneleri, belediyelerin kütüphaneleri zaten hepimize açık. Hiçbir konuda zannetmiyorum ki ben bu konu hakkında bir şey yazamam. Araştırırsam tabii ki yazarım. Yani yazılmamış hiçbir şey yok zaten. Yazılmışlar üzerinden ben de yeniden bir şeyler mutlaka ortaya koyabilirim. Ama bu bana keyif vermedi bir kere. Üzerine yazılmamış herhangi bir şey yok değil mi? Her şeyle ilgili yazıldı yani. Bugün işte şu an yanımda kahve vardı. Kahvenin tarihiyle ilgili falan da yazabilirim. Ama ben kendi üslubumu, kendi tonumu bularak, belki bunu hikayeleştirerek, belki şiirleştirerek senin bildiğin bir şeyi sana tekrar okutabilirim. O lezzeti verebilirim. Bu çok önemli bir şey. Örneğin bir konu belirlediğin zaman, bir şey yazacağın zaman farklı açılardan bakıp acaba daha önce düşünülmemiş ne açıdan ben bunu ele alıp bunu ön plana çıkarabilirim diye biraz kafa yormak belki güzel olabilir. Google Akademi'nin size gönderdiği dijital okuryazarlıkla ilgili ya da sosyal medya uzmanlığı ile ilgili neyi merak ediyorsanız dijital arınma ile ilgili de çalışabilirsiniz. Dijital minimalizm. Bunlarla ilgili makaleleri de Google'dan toplayıp hafta sonları bir iki makale okuyup onlarla ilgili notlar alıp hatta oradaki notlarınızı da Medium'da, Blogspot'ta ya da WordPress'te kendinize bir blog açarak paylaşabilirsiniz. Hem kendi kültürünüzü, dijital kültürünüzü arttırmış olursunuz. Hem de size okuyacak kişilere fayda sağlayan bir içeriğe de imza atmış olursunuz. Dijital medya ile internetle ilgili yüz yüze salon etkinliklerini elimden geldiğince mesai saatlerim dışında takip etmeye çalışıyordum. Gittiğim etkinliklerden notlarımı blogda paylaşıyordum. O etkinlikler düzenleniyor, bitiyor. Eğer o etkinliğin herhangi bir kaydı yoksa oraya yüzlerce insan toplanmış. Oraya da çok böyle para verip bir konuşmacıyı çıkarmışlar ama orada ne konuşulmuş ortada hiçbir şey yok. Eğer hani YouTube'a vesaire yüklenmediyse. Senin benim gibi bir içerik üreticisi, bir içerik yazarı,
bir blog yazarı o etkinliği takip edip o etkinlikteki notlarını bloğunda yazdığı zaman işte bu bir dijital miras, dijital bir arşiv ve fayda üreten bir içeriğe dönüşüyor. Ben de bazen etkinliklerden aldığım notları kendi cümlelerim içerisinde karıştırarak kendim aktarıyorum. Şu an benim konuştuğum şeylerden de aldığınız notları Evren Soyçok bunları söylemişti diye herhangi bir yerde yazdığınızda bu da harikulade bir şey. Burada da içerik üretmiş olacaksınız zaten. İçinizden biri buradaki notları kendi blog sayfasında yazdığı zaman sizden sonrakilere de fayda sağlayan bir şeye imza atmış olacaksınız. Şunları görüyor musunuz? Yani benim bütün böyle hep bir de bunların içleri çizilidir yani. Şu kitapta bir dünya işaretlediğim yer var. Her işaretlediğim yer bana yeni bir konu fikri veriyor. Peşine düşeceğim yeni bir araştırma konusu veriyor. Ya da bütün bu işaretlediğim yerlerin özetinden yola çıkarak ben bu vazgeçebilmek kitabı ile ilgili blogda harikulade bir yazı da yazabiliyorum. Burada çok ilgi çekici detaylar oluyor. Bazen Nurullah Taç'ın işte dergilerde yayınlanmış bir kitabını okuyorum. Burada Ahmet Hamdi Tanpınar'la ilgili çok enteresan okuduğum bir şeyden bahsediyor Nurullah Taç. Bunu oradan çekip bu ilginç gelen konunun peşine düşüp Google'da ya da kütüphanede araştırma yapıp Nurullah Taç'ın sadece iki cümleyle bahsettiği şey üzerine iki sayfalık kendim özgün bir makale bile çıkartabilirim ve buna insanlığın ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bunlar bu kitapların arasında kalıyor. Neden burada çoğu insanın görmediği ve bu sayfalar arasında saklı kalan şeyleri internetin de olanaklarını kullanarak dijital dünyada birçok insanın faydasına sunmayayım. Yazarlığın da başı, içerik üretmenin de başı, blog yazarlığın da başı, hatta işte YouTuberlığın da başı bence okumaktan geçiyor. Ne kadar nitelikli okursanız ve ne kadar çok okursanız ancak ondan sonra iyi yazabilirsiniz. Nitelikli içerik üreten bir YouTuber'ın hayatı boyunca kitap okumadıklarını sanmıyorum. Beslenmediklerini zannetmiyorum daha doğrusu. Podcast yapan kişiler için de bu geçerli. Öykülerini, romanlarını, şiirlerini okuduğumuz o usta kalemlerin başka bir yazarın romanlarını okumadığını, başka şairlerin şiirlerini okumadıklarını hayatta düşünemeyiz. İnsan kendisini beslemeli ki ortaya ürün koyabilsin. Bu işin başı çok okumaktan geçiyor ve bol bol da yazmaktan geçiyor. Nasıl olursa olsun, çok takılmadan, her gün mümkünse düzenli yazmak gerekiyor. Gerçekten yazmak, iyi yazmak istiyorsan buna sahip çıkman gerekiyor. Yani kalemine sahip çıkmak gerekiyor. Hatta klavye bile değil. Evet ben bir blog yazarıyım, internette içerik üretiyorum ama bir de her zaman yazdığım bir defterim var. Şu kalemi elime alıp mutlaka yazdım. Bunun keyfi, hatta bunun bana sağladığı fayda çok bambaşka. Zihinden, beyinden, şu elimden kalemin ucuyla deftere akan şeyi klavye bana çok fazla vermiyor açıkçası. Hatta mümkünse normal bir müsvedde kağıda yazıp sonrasında bilgisayara geçirmenizi de öneriyorum. Bu sizi elinizi ve zihninizi terbiye etmenizi sağlayacak. Günün sonunda kendinize bir kahve yapıp sadece yarım saat ayırıp o masanın başına geçip kalemi elinize alıp defteri önünüze koyup ben gün içinde ne yaşadım dediğinizde otobüse binerken, yolda yürürken, marketten alışveriş yaparken şuursuzca davrandığınız o dakikaları daha bilinçli bir şekilde farkına vararak yaşamaya başlıyorsunuz. Günün özetini çıkartıyorsunuz, tekrar hafızanızı tazeliyorsunuz ve normal anı yaşarken de bütün detaylara hakim oluyor. Çünkü günün sonunda biliyorsunuz ki ben bugün yaşadıklarımı yazacağım. Yazdıkça da zaten kaleminiz de iyileşiyor. Daha iyi yazıyorsunuz. Daha öz yazmaya başlıyorsunuz. Günlükler okumanızı öneriyorum. Anılar okumanızı öneriyorum anı türünde. İyi yazma anlamında, daha serbest içerik yazmak anlamında edebiyatçıların günlükleri ve anıları sizi daha da kamçılayacak diye düşünüyorum. Yani dilinizin de rahatlaması, elinizin de rahatlaması anlamında. Oğuz Atay'ın günlüklerini okuyorsunuz. Günlüklerinde ne oluyor? Oğuz Atay hiç kimsenin görmediği dört duvar arasında belki de bu günlüklerinin bir gün kitaplaştırılacağını da bilmeden bütün masumiyetiyle, bütün açıklığıyla, bütün acılarını, hüzünlerini, ne yaşıyorsa hepsini bu kağıtlara döküyor ve biz yıllar sonra bunları okuyoruz. Bunlar bize şu an yol gösteriyor, ışık oluyor. Hem onların eserlerini anlayabilmemiz, tahlil edebilmemiz açısından da çok önemli faydası var mesela bu günlükleri. Sizin de kendi hayattaki yolculuğunuzda tutacağınız günlükleri
günlüklerin size çok büyük faydası olacak. Ve yarın işte internette yazı yazarken ya da bir gazetede, dergide ben iyi ki düzenli olarak günlük tutmuşum diyeceksiniz. Çünkü yazanla yazmayan, okuyanla okumayan hiçbir zaman bir değil arkadaşlar. Siz her zaman onlardan 1-0 değil 10-0 öndesiniz. Sizin içinizde çok fazla dünya var. Ötekiler sadece kendi dünyalarından ibaret. İçerik üretirken kendimiz için üretmek durumundayız. Çok okunayım, çok takipçim olsun diye değil. Bu iç motivasyondur. İç motivasyon bizi ömür boyu götürür. Eğer biz yola ben bir fenomen olmalıyım, benim YouTube'da işte milyonlarca takipçim olmalı, Instagram'da ben bir fenomene dönüşmeliyim, dış motivasyonuyla hareket edersem, ürettiğim içerikleri ürettim, kimse beğenmedi, retweetlemedi, abone sayım artmadı, bu dış motivasyon, bu beklentim karşılanmadığı için küseceğim, pes edeceğim ve internette tüketici olarak yerimi alacağım. Üretmekten vazgeçeceğim çünkü. Bir önceliğimiz bu olmalı arkadaşlar. Fayda sağlamak için ve kendimiz için üretiyoruz, yazıyoruz. Çok önemli bir şey yazdım. Bayağı da bir araştırma yaptım. İyi de yazıyorum ama oyunu da kurallarına göre oynamam gerek. Bu yazdığım içeriğe insanların ulaşması lazım. Örneğin ne diyelim? Nasıl YouTuber olunur dedim. Atıyorum. Hemen o aklıma geldi. Herhangi bir konuda olabilir değil mi? Ben ünlü bir YouTuber'ım. YouTuber olmanın zorlu yollarından geçmişim. Böyle hayatın tokatını falan yemişim ama bunu da nasıl olduğumu da size doğru bir şekilde anlatmak istedim değil mi? Harika bir içerik ürettim. Ya yazdım ya da YouTube videosu çektim. Tamam. Yusuf Ardıç da ya da Evrim Ece de bir gün evlerinde oturdular. Ya ben YouTuber olmak istiyorum ama nasıl olmalıyım diye Google'da aratma yaptı değil mi? Ama saçma sapan sonuçlar çıktı onların önüne. Hiç onlara bilgi vermeyen, hiç onlara fayda sağlamayan, tamamen SEO odaklı, tuzaklı videolara ya da Google sonuçları çıktı karşılarına. Ama ben az önce bahsettiğim gibi kendi deneyimlerimden yola çıkarak çok güzel bir içerik üretmiştim ama SEO kurallarına uygun Ece'nin, Öznur'un Google aramasında ona yardım sağlayacak şekilde, onun önüne çıkacak şekilde kurgulamadığım için benim o içeriğim gözden kayboldu. Ona ulaşamadılar. Burada benim içerik üretici olarak internet kullanıcısına, Google arayıcısına yardımcı olmam gerekiyor değil mi? O yüzden başlıklarımı doğru atmam gerekiyor. İnsanlar ne şekilde aratıyorlar Google'da? Konuya uygun anahtar sözcük yoğunluğuna dikkat etmem gerekiyor. Nasıl YouTuber olunur, YouTube videosu nasıl çekilir vesaire gibi. Bunları cümlelerim, yazılarımın içerisine yedirmem gerekiyor. Google Akademi'nin ve YouTube'un içerik üretmeyle ilgili ücretsiz eğitimleri var arkadaşlar. Hatta dijital sertifika da veriyor. Bu her iki programı mutlaka bir araştırın. Onlarca modülden oluşuyor. Temel düzeyde çok keyif alırsınız. Bu da sizin bir anlamda bu farkındalığınızı ve dijital okur yazarlığınızı da arttıracaktır. Bunlardan mümkün olduğunca faydalanmaya çalışın. O tuzaklarına düşmemeye çalışın. Yani hemen ilk sayfada en üst sıralarda çıkan şeylere zaten bir göz gezdirdiğiniz zaman sizi sadece oraya çekmek amaçlı bir içerik oluşturulduğunu anlarsınız. Medium'da yazıyorsanız ya da bir blog yazıyorsanız zaten bu sizi doğal süreç içerisinde iyi bir dijital okur yazar haline getirecektir. Bol bol dijital okuma yapmak gerekiyor. Örneğin kaliteli blogları okumak gerekiyor. Dijitalle ilgili makaleleri okumak gerekiyor. İşte Mediaket'in, Marketing Türkiye'nin, bunların web sitelerinde dijital alanda uzman kişilerin yazılarını okumak gerekiyor. YouTube'da kaliteli içerikler tüketmek gerekiyor. Çünkü bu benim farkındalığımı da arttırır. Dijital hijyen diye bir şey var. Dijital ayak izi bırakıyoruz hepimiz. Dijital mahremiyetimize zarar veren birçok şey yapıyoruz. Şu an hepimiz ekranda yüzümüz görünerek, sesimizi de kaydettirerek dijital mahremiyetimizden de bir parça aslında ödün vermiş oluyoruz. Bu kayıt saklanacak, herhangi bir yerde paylaşılacak, oradan kopyalanacak vesaire. Dijitalde bu kalacak ve biz çok önemli bir dijital ayak izi bırakmış olacağız. Dijital okuryazarlığı çok gelişmiş biri Instagram'da video paylaşırken, YouTube'a video içerik üretirken, bir video yüklerken, WhatsApp'ta bir hikaye paylaşırken hangi kişisel verilerini paylaştığını, nasıl bir dijital ayak izi bıraktığını mutlaka bilir. Instagram'da önceden hikaye paylaşıyorduk. O hikaye 24 saat sonra kayboluyordu, değil mi? Instagram son güncellemelerden sonra hikayelerinizi, profilinize sabitleme özelliğini getirdi. Meğer bir yıl önce paylaştığınız geçmişe dair, hatta yıllar öncesine dair bütün hikayeleri görmeye başladık, değil mi? Dijitale yüklediğimiz hiçbir şey, özellikle sosyal ağlara, silinmiyor. Biz silsek bile. Ben 24 saat sonra o hikayem gitti. Ah keşke işte bir yerlere saklasaydım filan düşünüyordum. Meğer Facebook
yani Instagram'ın sahibi zaten bizim için onu saklıyormuş. Yani bunlar hiçbir zaman gitmiyor. Bunların bilincinde olmak işte dijital okuryazarlık anlamına geliyor. Tabii ki benim bu özet halinde anlattığım şeyden çok daha fazlası. Dijital haklarımızı da bilmemiz gerekiyor. Kişisel verilerin nasıl korunduğunu, nelere maruz kalırsak kişisel verilerimizin ihlal edildiğini, bunların her biri konusunda bilinçli olmamız gerekiyor ve sürekli bunlarla ilgili araştırma yapmamız gerekiyor. Geçmişe dönük yaptığın şeyleri beğenmiyorsan ve her seferinde bir eksiklik, yanlışlık buluyorsan ve düzeltecek bir şey buluyorsan bu senin kendini düne göre geliştirdiğin anlamına geliyor. Ben de örneğin geçmiş blog yazılarıma bakıyorum. Yazım hatalarından dolayı insanlara kızarken ben daha berbatlarını yapmışım. Ama onu görebiliyor olmak o kadar güzel bir şey ki demek ki artık doğrusunu öğrenmişim ve artık yanlış yazmıyorum, noktalamalarda hata yapmıyorum diyorum. Ya da eski yazılarım daha böyle işte edebi lezzeti düşük geliyor bana. Demek ki diyorum biraz daha işte bol bol okuyarak ve yazarak kendimi geliştirmişim diyorum. Bir yazı hiçbir zaman tamamlanmaz. Yani son cümleyi kurdun, noktayı koydun, o hiçbir zaman bitmez. Bittiğinden emin olamadığın ya da noktayı koyamadığın noktalarda Türkçesine ya da yazısına ya da işte yazım bilgisine güvendiğin bir arkadaşa lütfen bunu bir benim için bir kere okur musun ricasında bulunabilirsin. Şimdi senin yazdıklarını ben ya da herhangi bir editör ya da bir edebiyatçı görmüyor. Ve senin oradaki yanlışlarını, anlatım bozukluklarını ya da kurgusal hatalarını sana kimse söylemediği için senin kendini geliştirmen biraz sıkıntılı olabilir. Eğer ki birilerinin istifadesini açarsan bu senin gelişimin açısından da önemli. Çünkü bir blogda yazdığın zaman ona bir yorum vesaire gelecek mutlaka. Ya da tanımadığım insanlar benim yazılarımı okuyor dediğin için o ciddiyet ve o özenle yazmaya başlayacaksın. Bu da apayrı bir tetikleyici unsur. İlk baktığım şey DDA bağlaçları ayrı mı, birleşik mi? Her şey ayrı mı, birleşik mi? Noktalama işaretleri doğru yerde kullanılmış mı? Mesleki olarak bunlara çok fazla takılıyorum. İnanılmaz güzel bir şey yazmış olabiliyorsunuz, çok etkileyici. Ama böyle tak 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 hatalara takıldığımda şey diyorum, ya önce ben bir şu kırmızı kalemle şu hataları bir işaretleyeyim de sonra yazıda ne anlatıyor bana bir ona odaklanayım diyorum.